Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun leash ve bon fiyatları tekrar yükseliyor, işte hedefleyebilecekleri yer. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Dogecoin'ler leash ve bon Shibas yap, üst üste ikinci hafta çift haneli oranlarda yükseldi. Shiba Inu ekosistem belirtekleri bon ve Dogecoin'ler leash, evet tam adı bu, çift haneli, yüzde fiyat artışları göstermeye devam ediyor. Her iki token de bugünün işlem gününün açılışından bu yana sırasıyla %13 ve %10'dan fazla arttı. En ilginç olanı, aynı zamanda, ana ekosistem belirteci SHIB, son 4 haftadır 0,00012 ila $0,00014 gibi son derece dar bir aralıkta işlem görüyor. Bond'in yılbaşından bugüne %125 büyümesinin nedenleri daha önce Todai tarafından ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Şimdilik, Bond'daki olumlu havaya rağmen, fiyat tablosuna bakıldığında, yukarı yönlü potansiyelin bir miktar tükendiği görülüyor. Token şu anda yerel yüksek seviyesi olan $2 civarında işlem görüyor ve bu seviye aşılmadan daha fazla spekülasyon yapmak için çok erken. Dogecoin'ler, leash, fiyat hareketi öte yandan leash, geçen hafta fiyatı %50'den fazla yükselene kadar her zaman SHIB ve Bond'in gölgesinde kaldı. Leash, Shibarium'da benzer bir ölçeğin faydasına sahip değildir. Son zamanlardaki patlayıcı fiyat hareketinin nedeni büyük olasılıkla leash'in Bond ve SHIB'e karşı düşük değerlenmesinde yatmaktadır. Örneğin, CoinMarketCap'e göre tokenin piyasa değeri şu anda $75,5 milyon, Bon için $430 milyon ve Shiba Inu için $7,43 milyar. Leash grafiğine bakıldığında, pozitif momentum devam ederse ve token önemli direnç seviyesi olan $700'ı geçerse, bir sonraki hedef $1000 olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.